Alexander Cicou, Fransa'da özellikle son yıllarda zaten dikkat çekici bir isim haline gelmişti. Ganalı stoper. Gürcan abi önemli bir transfer olduğunu düşünüyorum. Cicou'nun performans verilerinde geçtiğim sezon Lig 1'de ilk 5 içerisinde yer alan savunma oyuncuları arasında hava toplarında etkili, hızlı ki hava toplarında etkili olma özelliği de boyundan kaynaklanan bir durum değil. Yani 1.82 çok uzun boylu değil ama sıçrama yeteneği çok gelişmiş bir oyuncu. E, muhtemel bir zalayı ayrılığında Fenerbahçe'de ciko hamlesini yapmış oldu. Cico'nun en önemli özelliği ne peki? Ben diyebilirim. E, Aynen. Ya. Katılıyorum. Yani e, süratli bir stoper ki önde oynayan bir takım için olmazsa olmaz Ö, o özelliklere sahip bir stoper olması. Şeye baktığınız zaman e, bu son Zenit hazırlık maçına baktığınız zaman Solbek oynattı. Osterbolde süratli bir oyuncu. Sağbek oynattı. E, Osay Samuel sonradan girdi. Nazım Sangare. Nazım Sangare ikisi de süratli oyuncu. Yani e, model seçtiler bence. Yani inciden hareket edip bu bölgede en azından bir tane e, süratli geri hızlı döne, dönebilecek Stoperi ihtiyacımız var. Geçen seneki hatta da çok ciddi bir değişim anlamına gelir bu. Yani hatırlayalım işte Luan Perez. Yani çok yavaş değil bence ama süratli diyemeyiz zaten. Onun dışında Zalai'ye zaten çok süratli diyemeyiz. Gustavo Henrique hiç süratli diyemeyiz. Hani bu isimlerin tercine, e, tersine bir tercih aynen, aynen. Yani Bence yani. model olarak aldılar. İkincisi bonservis alıyorlar yanlış bilmiyorsam. Tabii tabii. Bonservis de ödemeyecekler. Yani Sözleşmesi üç, tamamlanmıştı Saz bu. 3 transfer var şu ana kadar. Üçünde de daha e, bol servis ödemedi Fenerbahçe. Ceko'ya da ödemedi. Kent'e de ödemedi. E, da ödemiyor. Demek ki çalış... Sebastian ödeyecek. Daha kesinleşen an. Şimanski'ye geleceğiz Şimans... daha sonra. Şimanski. Önemli gündem. Mesela transferi de e, çok önemli bir transfer. Ona gelmeden Gürcan abi şu savunma hattını bir konuşalım. Çünkü şundan dolayı Fenerbahçe'nin savunma hattına baktığımızda şimdi Gustavo'yu yazabiliriz değil mi? Şu an var yani takımdan ayrılsa da şimdilik var. Samet var. Eee var. var. Serdar var. Perez var. Perez var. Ciku var. Şimdi baktığımızda Gustavo'yla Zalai ayrılma ihtimali yüksek. Hadi bu isimlerin olmayacağını düşünelim. Şu anki savunma hattında Serdar Aziz, Ciku, Luan Perez ee, bir isim daha saymıştın az önce. Samet, bir de Emir Ortakaya var. Serdar Aziz saydın mı? Saydım. Be tamam. beş isim var şu anda Emir'le birlikte. Emir de Göztepe'de çok iyi sezon mi? geçirdi. Zalai ile Gustavo'yu saymıyorum. 5 isim var. Şimdi bu 5 isim, bir kez daha sayayım. Samet, Luan Perez, Serdar hayır Aziz, olsun, Ciku, var? Emir Ortakaya. Hayır, hayır hayır. Bu yani... stoper rotasyonları genelde 4-5 kişidir ya takımlarda. 4 kişi. Şu an Fenerbahçe'de 5 stoper var ama Fenerbahçe'nin hala bu isimlere bakıldığında bir stoper eksikliği olduğunu düşünüyor musun? Soru bu. Abi dediğim gibi önemli olan e, Fenerbahçe'de stoperleri iyi stoperleri baktığımız zaman. Ama profil olarak ağırlardı. Yani eleminci örneğini gördükten sonra e, geçen sene Fenerbahçe'nin yediği gollere e, baktığımız zaman bu eksikliği çok net gördük. Şimdi... Profil olarak Cikun'un alınması oradaki e, bir eksikliği gidermek ya da bir e, yamayı e, kapatmak amacıyla yapıldı. Önemli transfer. Mesela Perez diyoruz, Perez sol bekte oynayabiliyor. Sol bek rotasyonuna da alabiliriz. Mesela oradan çıkar, sol bek e al. Kaça indi? Dörde indi şey sayı, stoper sayısı. Bu kadar stoperlerde Or yani şu anda bir eksiklik olduğu için mi? Yani Atilla Zılay'ın takımda kaldığını düşünürsek buna rağmen alacak mıydı Fenerbahçe? Alacaktı tabi. Olması lazım. Kaleci niye arıyor? Tuhaf değil mi? Bana tuhaf geliyor kaleci araması mesela. Demek ki Altay'dan çok emin değiller. Yani emin değiller derken kalacanlar emin değiller. Bence bir teklif İrfan İrfan yok ki abi yani. ne? Var abi. Ilk 11'de başlayabilir. İrfancan sezonu ilk 11'de başlayabilir gibi görünüyor yani, Başlar. Yani, yani o Altay'ın şu an net bir 11 oyuncusu olduğundan emin değilim açıkçası. Niye? İyi bitirdi sezonu İrfancan. Altay sakatlıktan dönüyor. Tamam. Yani şimdi kamp performansına bakılır abi, mutlaka. Şimdi abi şimdi birinci kalecisi Altay'dır. Altay iyiyse, sakat değilse birinci kaleci Altay oynayacak. Yok yabancı alacaklar abi işte. Almayacaklar. Alacaklarını düşünmüyorum. Yo, hala o Lika, peşindeler. O sadece opsiyon Murat. Altay giderse alırlar. Değil mi Murat abi şöyle bir şey var. Şimdi. Ama Altay kalırsa takımda. Üç yerli de ne yapacaksın? Aynen. Ha? Livakovic de olursa. Tamam, tamam, ben de çok onun için soruyorum. Niye ya yabancı kaleci gündemde? Bir aydır yabancı kaleci gündemde. Yani Fenerbahçe'de ki İsmail Kartal da imza töreninde bu konuyla ilgili yani Altay ile ilgili bir, 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 takım gelişmeler olabilir. Ee, bakıyoruz gibisinden yani yanılmıyorsam bir cümle giderse söyledi. O, giderse o ayrı bir konu tabii de. Ha, yabancı almak doğru bir şey mi? Yani biraz önce 8 artı 3'e değindiniz ya o açıdan diyorum. Değil, Ama değil. şöyle Altay yani giderse de kale... mecburen yabancı Ka e, hakkını kaleden yana kullanabilir Fenerbahçe. Çünkü hani şu an yerli kaleci var mı? Kullanabilir. Bu, bilmiyorum. Ama belki onu da İrfan'ın arkasına alır. Yani sen dedin ya İrfan da iyi oynuyor. İrfan iyi bitirdi evet, işte. Er er Hayat tabii. İki tane İrfan olduğu için öyle konuşuyor. Er yani. er Belki yani. onun arkasını alır. Dediği gibi 8-3 varken kalene yabancı kontajını yabancıya kullanmak çok mantıklı değil yani. yani. Ya şunu söylüyorum Gürcan abi. Sen Samet, Serdar, Luan Perez, Ciku, Emir e, stoper rotasyonuyla İsmail Kartal olsan sezona başlar mısın? Ya niye başlamasın? Bu takım geçen sene son maça kadar şampiyonluk kovaladı. Ya ben anlamıyorum. Hiç, hiçbir Fenerbahçeli takımından memnun değil. Yapılan transferlere bakıyor Bunlar mı alınır? Galatasaray daha bir tane transfer yapmadı. Beşiktaş daha bir tane transfer yapmadı. Ee, Galatasaray Fena şampiyon Bahçeli. oldu ama. Ama transfer yapmadı. Var mı? Santrafor'u söyle Galatasaray. şu, anda. şu yok, anda. Yok şu anda. Yok. En az gelecek. üç tane olması lazım. Yani Icardi'yi konuşuyoruz aldı diye. En az iki tane de alması lazım bir Alacağız bir olur. tane Türk bulması lazım. Yani ideali odur. Yani Geçen yediğini yedeğini de almadı. Yani. Bence. Kalecisi gitti o şey, Samsun'a gitti. Hı. Oraya evet. da almadı da. İşte, e, ama orada ba dün Batuhan'ı mı oynattı? Batuhan, oynattı. zaten diyor. yani, Karay de çok iyi oynadı bence. Yine de istiyor ama yani bir, bir kaleci Yani de. şey e, Fenerbahçe takımının en önemli şeyi esasında oyuncu kaybetmemesi. Yani Yok ka sen taraftara şey yaptın. Sistem ettin biraz önce. Sistem ediyorum tabii canım. Alınan her oyuncu o mu bu mu? Yani 3 e, üç transferör 3 de bon servis ödemedi. önemli oyuncular bunlar. Daha maçı mesela son maçı Zenit maçı çok iyi oynadık. Bir iki oyuncuyu ayırabilirsin performansdan performanstan dolayı. Bize de bu adamı e, kim aldı kim buldu dediler. Maçın kahramanı Osterbol çıktı. mesela ara, ara İsmail ikilisi müthişti. Şeyde, e, merkezde. Zenit karşılaşmasında. Şey, e, ikinci yarı bir hamleler yaptı e, İsmail Hoca. Yani birinci oyunculara döndü. Bir anda maçın akışı yönü Güzel değişti. Abi, taraftarım bak yani. memnun olmama e, noktası şu. Bu arada haklıdır diye demiyorum ama hani şunu yani e, konuşalım. Kaç tartışalım. yıldır şampiyon olamayan bir takım var. Yani, Burak abi o, taraftar şöyle diyor. Şimdi Benim rakibim ne diyor. Ondan sonra Galatasaray olarak düşündüğü zaman geçen sene şampiyonluk yarışında. Ne son Abdülkerim varken diyor ben Samet, Serdar, Luan Perez, Cikgu, Emir nasıl olur bilemiyorum diyor. Orta sahaya bakıyor. William Arao ile İsmail işte böyle sezona başlanır mı? Hani çok ideal abi, bir ikilimi bilemiyorum bütün, diyor. Yani bütün, taraftar daha net oyuncular görmek istiyor. Daha ne, taraftar transfer istiyor işte abi. Yani e, Ceko transfer edildi ki Gümrüt'e gitti o transfer. Aziz Başkan'ın asıl toplantısıyla. ikinci planda kaldı. Çok çok önemli bir transfer diyor. Sen Kesinlikle. şampiyonlar gibi final oynayan takımın santroforunu transfer ediyorsun. Doğru. Yaşı büyüktür. E Tiago Çukur var yaşı küçük. Onu mı bırakacaksın takımı? Ya zaten artık kırık yani falan on, yükseldi futbolda. Yani aynen canım. Şey baktığınız nokta nokta Değil yani. Mesela Edin Ceko transferi. Sadece evet. bir santrofor almıyorsun. Bir takım lideri alıyorsun. Bir karakter koyu getiriyorsun takıma yani.